Müller ve Dengeler kanalına hoş geldiniz. Ben Bahadır. Bugün sizlere Irathus Lord of the Dead adlı oyunu tanıtacağım. Oyunu Steam'den oynuyorum. Normal fiyatı 42 TL, indirimde 8.40'a düşüyor. Bu oyunu alalı uzun zaman oluyor. Yakın zamanda Epic Games'te ücretsiz verilmişti. Eğer kaçırdıysanız Epic'te normal fiyatı 42 TL, aynı şekilde indirimli hali de 8.40'a bulabilirsiniz. Bu oyuna Darkest Dungeon oyunun çakması denilebilir. Darkest Dungeon'ın Steam fiyatı 39 TL. Epic fiyatı aynı şekilde, o da 39 TL. Epic'te ücretsiz dağıtılmıştı. Ben oradan almıştım Darkest Dungeon'da. Irathus oyunu Türkçe, İngilizceniz çok yoksa ya da çok iyi değilse bu oyunu tercih edebilirsiniz. Ama tek farkı bu değil tabii ki de Darkest Dungeon'da. Darkest Dungeon oyununu zindan içini keşfederek odaları çeşitli yaratıklardan temizleyerek başlıyorsunuz. Irathus'ta ise bu iş tam tersi. Yeraltı lordu olarak yeryüzünü ele geçirmek için yola çıkıyoruz. Bence iki oyunda oynaması keyifli. Epic'te ücretsiz aldıysanız ve bir köşede oynanmayı bekliyorsa bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Bu alan ana base'imiz. Bakın, kilitli yerler var. Böyle görmüş olduğunuz. Bunları açmak için karakterleri açıp içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Mesela bu karakterden mevcut. Bunu içerisine koyarsam başlayacak. Kullandığımız yerler ne işe yarıyor? Onları açıklayayım. Öncelikle Ölügöl'e gelelim. Buraya koyduğumuz karakterler Ölügöl'den item düşürürler. Savaşlara girip çıktığımızda bize ayrı bir pencerede neler düşürdükleri gözükecektir. Gazaphane'ye gelelim. İçerisinde koyduğumuz her karakter için 20 gazap puanı veriyor. Gazap puanı karakterlerin ultisi için kullanılır. Savaş sonu sıfırlanır bu gazap puanları. Ancak gazaphanede ne kadar çok karakter koyarsanız savaş başı o kadar puan elde etmiş olursunuz. Kütüphaneye gelelim. İçerisine koyduğumuz her karakter İretus'a belirli miktarda deneyim puanı verir. Dikili taş madenci ruhu üretir. Madenci ruhlarını birçok yerde kullanacağız. Çok fazla işimize yarıyor. Yapıları geliştirmek için kullanılıyor. Çeşitli başka geliştirmeler için de kullanılıyor. Şu an 40 madenci ruhumuz var. Kazier'i içerisine koymuş olduğumuz karakterler çeşitli parçalar bulacaklar. Bu parçalarla yeni karakterler yaratabiliyoruz. Morg, can ağız olan karakterleri iyileştirmeye yarayan bir yer. Arena, alıştırma yaparak karakterlere belirli deneyim puanları sağlıyorlar. Karakterlerin seviyesini arttırmak için kullanılan bir yer burası. İletus'un heykeli de bize belirli bir miktarda mana sağlar. Unutmayın, bu saydığım yerlerden yararlanabilmeniz için bir savaşa girip çıkmanız gerekiyor. Ve son olarak İletus'un odası. Geliştirmeler, saldırılar, yeni karakterler, her şeyi bu odadan yapıyoruz. Altta görmüş olduğunuz yer karakterlerimizi sıraya koyduğumuz alan. Savaşa girecekleri sıraya göre şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Burada gruplara bölünüyorlar. Bakın 4 tane grup açabiliriz bu alanda. Şu an bizim karakter sayımız az olduğu için sadece bir grubumuz var. Zaten genelde de bir tane ana grubunuz oluyor. Bir tane de yedekli grup bulunduruyorsunuz. Tabi ileride bu 4 grubu da kullanabilirsiniz. Karakterleriniz arttıkça. Savaşa girelim. Bu altta karakterlerin yetenekleri. Burada da diğer skill'lerimiz var. Düşman üzerinde kendi kullandığımız skill'ler. Bu gördüğümüz karakter Kara Şövalye. Hızlıca bir saldıralım. Oyunda saldırı sırası girişkenlik adı verilen yeteneğe göre her karakterin kendi özellikleri var. Burada en çok girişkenlik hangi karakterdeyse o karakter ilk saldırıyı başlatacak olan karakterdir. Bunu unutmayın. Tabi bunları geliştirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz saldırı kısmı, zırh kısmı hepsini geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece fiziksel saldırılar değil, mental olarak da saldırabiliyorsunuz. Karşıdaki karakterleri ne kadar çok dehşete düşürürseniz o kadar zihinsel, mental hasar alacaklardır. Hatta çok fazla korkan karakterler kalp krizi geçirebiliyor veya korkup kaçabiliyorlar. Böyle de güzel bir yönü var oyunun.
ıskaladı çünkü isabetliliği az bir ihtimal olarak dedim. Veya diğer düşmanın kaçınması da yüksek olabilir. Tabi saldırıları yaparken düşmanların kalkanlarına dikkat edin. Fiziksel kalkanı kaç tane var? Mental olarak korunmak için, tabi bizim yaptığımız dehşet saldırılarına karşı korunmak için onların da büyüsel kalkanları oluyor. Hangi karakterin kalkanı daha azsa o karaktere saldırın. Buff veren karakterler olacak. O karakterlere öncelikli olarak eritmeniz gerekiyor. Yani devam edelim. Ashes to ashes, dust to dust. Öyle artık. Hala hasar vermeye çalışıyor. Tek kalmışsın zaten. Mine is the winning side. Bakın bitti. Kazandığımız şeyler bunlar. Mezarlığa gelelim. Kim neler istiyor onlara bakalım önce. Para şövalye istedik. İskelet. İratus'un gelini. Yine iskelet isteniyor. Burada da kara şövalye. Ölüm ferisi. En mantıklısı iskelet ve kara şövalye yapmak. Kelle avcısına kadar üretebiliyoruz. Benim daha önce oynadığım oyundan kalma açık bunlar. Sıfırdan başladım ancak yine de açık gelmiş. Kurt adam işimize yarıyor. Onu da yapacağız. Ama önce iskeleti aslında kullanmayacağız. Bu iskeleti şuraya koyalım. Ben zombiyi de çok sevmediğim için onu da kullanmayacağım. Yedekte dursun. Bir tane kara şövalye yapalım. Ne istiyor kara şövalye? Zırh istiyor. Burada koymuş olduğunuz itemlerin seviyesi ne kadar yüksekse o kadar yüksek bir karakter oluşturur. Ona dikkat edin. Inspiring leader, but irrelevant for the armies of undead. İskeletten de yapalım hızlıca. Mezarlığa gidip gerekli itemleri yerlerine koyalım. How unfortunate that I need to rely on mortal knowledge to recover my powers. It's akin to trying to quell hunger with breadcrumbs. Ama açtığımız yer sayesinde Eratus daha çok deneyim kazanacak. Okçumuzu geliştirdik. Bakın map bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de bu sadece ilk bölge. Daha görmüş olduğunuz gibi başka bölgeler de mevcut.
Güzel, ıskaladı. Oo, kötü oldu. Bu nasıl bir güçlendirme? Adama kırbaçla vurdu ve güçlendirdi. Her karakterim vurabildiği belirli bir bölge var. Sadece öndeki karakterlere ve arkasındaki karaktere vuruyor büyük ihtimalle. Bu karakterimiz okçu olduğu için bütün hedef bölgeleri vurabiliyor. Good, good. More materials. I didn't think it would be this easy. Şu anki skillerimizde saldırı skilleri olmadığı için çok bir işimize yaramayacaktır. A sad display for mortal kind. Bakın arkadaşlar, bu şekilde her savaştan sonra rapor gelir. Mezarlık olayları adı altında kazandığımız eşyalar, hangi köle hangi itemleri düşürmüş. Bunlar buralara gelecektir. Şu an bizde açık olmadığı için sadece açtığımız kütüphanede kazanılan deneyim puanı geldi. Ölü gölü de açalım. Millennia has tainted the waters around my tomb. I can feel something alive beneath the dark surface of the lake. Something I can use. Simya alanına tıkladığımızda çeşitli nesneleri, çeşitli itemleri burada yapabiliyoruz. Eserlerde de Iratus'un gücünü arttırmak için, sadece Iratus'un gücü değil, bakın bu görmüş olduğunuz item bütün karakterlerimize buff veren bir item. It embellishes my undead features, no? Yani buraların hepsine tek tek item gelecek. Yalnızca şu gördüğünüz yerdeki eser sadece tek kullanımlık. Bir savaşa girdikten sonra o item yok oluyor. Karakterlerin skill'lerini geliştirdiğimiz alan burası. Şu an geliştiremiyoruz. Karakterlerimizin ekstra özellikleri. Burası saldırı, karşı tarafa verdiği dehşet, karakterin canı. Bu normal fiziksel zırh, bu alanda büyülere karşı olan zırh. Bu alan karakterlerin savaş sırasını belirlediği alan, yani girişkenlik alanı. Burası isabetlilik, bu alan ne kadar yüksek olursa hedefi ıskalamaz. Kritik alanı önemli, kritiği ne kadar yüksek olursa o kadar fazla hasar verir. Burası da kaçınma yeri. Karakterinizin eğer çok fazla zırhı ve canı yoksa bu alanı yüksek tutun. Eğer karşınıza güçlü bir düşman gelirse bu düşmanın saldırılarından kaçınma ihtimali artacaktır. Bu alanda bu şekilde arkadaşlar. Iratus, Lord of the Dead, bu oyunu size anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni seriler için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.